Hemşerim affedersin, şu adrese bakar mısın, nerede acaba? Bakayım canım. Aha, ben de buraların yabancısıyım, işe çıktım. Tatlım. Tövbe tövbe, çattık be. Neydi o hikaye Kadir Usta? He, şey efendim, adam sabahları tıraş olunca kendimi 15 yıl gençleşmiş hissediyorum deyince, karısı aman kocacığım, akşamları tıraş ol da bir işe yarasın bari demiş. Şey, petrol fiyatları daha da artacakmış beyler, he? Nasıl oldu beyim? Çok iyi, sağ ol. Eline sağlık. Buyurun beyim. Kadir ağa sen misin? Buyurun, benim. Beni Hüsam ağa gönderdi. Dağlı köyün Hüsam. Sana geldim, bana iş bulacakmışsın. İş mi bulacağım? Evet, öyle. Hah, iyi vallahi. Bunu da sana gönderdi. Sen onu bul, o sana iş bulur dedi. Heh. Gel bakalım şöyle içeri. Otur oraya, otur. Saatler olsun Şinasi Bey. Eyvallah. Al bakalım. 15 yaş gençleştiniz. Sağ ol, sayende. Güle güle. Gel bakalım benimle. Yahu, gelecek başka saat, bulamadın mı? Ne yapayım, tren bu saatte geldi. Oh, hoş geldin evladım, buyur. Zahmet oldu, teşekkür ederim. Al sana be! Estağfurullah. Otur evladım, otur. Otur, otur. Bu bey kimdir, tanıştırmadın bize? Şey canım, bizim köylü. Tabanı yarık Emine'nin oğluymuş. Tabanı yarık Emine ha! Tabanı yarık Emine! Tabanı yarık Emine kim? Ne bileyim ben canım! Ne kadar da büyümüş değil mi, maşallah! Ya büyümüş, büyümüş ya! Neyse dur hanım, kafamı karıştırma, ona bir iş bulacağız şimdi! Ona bir iş bulacağız diyorum! İş mi bulacaksın? Yanına alsana, hani bir yardımcı arıyordun sen? Dur hanım, dur, kafamı karıştırma! Ona şöyle kalıbına, kıyafetine uyacak bir iş lazım! Ha, tamam, buldum! İnşallah fabrikatör Vehbi Bey aradığı uşağı bulamamıştır! Ben hemen bir telefon edeyim ona! İyi, et! anlat bakalım evladım, köy nasıl? Anan Emine bacı nasıl? Anam sizlerim! Ha, vah vah vah! Hiç haberimiz yoktu, ne zaman vefat etti? Ben 5 yaşındayken! Ya, vah vah! Kardeşlerin nasıl? Kardeşim yok ki benim! Ay, o da yokmuş, duydum ama kardeşleri de yok! Sus hanım! Size değil efendim! Mine hanım, siz misiniz? Hürmetler ederim efendim! Ben Berber Kadir! Tanıdığınız değil mi efendim? Vehbi Bey geçenlerde bir uşak aradığınızı söylemişti de, sizin için çok çok güzel bir uşak buldum! Görünce beğeneceksiniz! Hemen getireyim mi? Hemen mi? Ha? Hemen! Hemen getiriyorum, hemen getiriyorum efendim! Hürmetler ederim efendim, güle güle efendim, güle güle! Buldum, buldum! Bırak ulan şu kahveyi şimdi! Buldun mu?
Çok sağ olun, öpeyim. Estağfurullah, estağfurullah! Hanım! Usturayı getir! Ustura mı? Evet! Ne olacak? Keseceğim! Ha? Neyi? Bıyıklarını! Bıyıklarımı mı? İnanın hanımefendi, çok çok memnun kalacaksınız! Bu kadar met ettiğine göre bize faydalı olacağına inanıyorum, çağır gelsin! Emredersiniz efendim! Gel, gel! Çıkartsana ulan şapkanı! İsmin ne? Kazım! Pekala Kadir efendi, onu işe aldım. İlk aylığı 1500 lira. Gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim hanımefendiciğim! Allah'a ısmarladık! İlk aylık benim, unutma! Artık işe alındın sayılır. Önce şunu vermekle işe başla bakalım. Öyle değil. Bunu böyle vereceksin. Tamam mı? Hı hı. Ah, şöyle. Ahmet! Mehmet! Arif! Kimse yok mu? Neredesiniz be? Gelin yardım edin bana! Geliyorum efendim! Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk, neredesiniz be? Buradayız efendim! Buradalarmış, iki saattir sesleniyorum, kimse yok ortada! Nerede Ahmet, nerede Arif? Arka taraftalar efendim! Alayım efendim! Olma! Bana Ahmet de Arif'i gönder, hadi! Peki! Hoş geldin sevgilim! Hoş bulduk benim güzel karıcığım! Av nasıl geçti? Harika! Fevkalade! Bilirsin benim nasıl avcı olduğumu! Bilmez olur muyum? Attığımı vururum! 8 ördek, 33 tane karı tavuk! Peki, kim bu horoz? Ah, o mu? Yeni uşağımız! Peki, ne diyor orada öyle salak salak duruyor, gelip yardım etsin! Hiç! Buraya bak, gel buraya! Buyurun efendim! Arabanın içindekileri al ve bizi takip et! Emredersiniz efendim! Gidelim karıcığım! Yorgun musun sevgilim? Evet, biraz! Ama seni gelince yorgunluğumu unuttum! Korkunç bir avdı! Bak bak, şunlara bak! Ama bunlar canlı! Tabii canlı! Nasıl yakaladın? Sen anlamazsın! Kementle yakaladım! Yok şaka şaka! Uçarak yakaladım! Oldu. Ne oldu bana, ben de anlayamadım. Dikkat etmezsen kendini dışarıda bulursun. Acayip bir salak. Nerede salak varsa bizi bulur. Allah'ın dağdan inmiş salağını hemen ne yere sokarsın bilmem ki çözsünü. Sonra muayene oldu mu? Yok. Ne? Olmadı mı? Derhal doktor Fahrettin Bey'e gönder, tepeden tırnağa muayene olsun o kadar. Peki kocacığım, peki sevgilim. Olsun. Göndeririz, olur biter. Olsun. Sen böyle şeyleri üzme tatlı canını. Canım. Samimi fikrimi öğrenmek istiyorsan söyleyeyim. Defiledeki kıyafetlerin hiçbirini beğenmedim. Yok canım. Yazlık kreasyonlar fena sayılmaz. Hatta manken Suna'nın son giydiği kıyafet bir harikaydı. O kıyafeti hemen almak istiyorum. Evet evet, çok güzeldi. Pembe puantiyeli kıyafet, nasıl fena değildi değil mi? Hatırladım, ben bek tutmadım ama. Sen beğendiysen alabilirsin. Evet, çok güzeldi. Aa, Doktor Fahrettin Bey değil mi o? Araba nerede? Orada, şurada, burada. Al ver. Ben alırım şimdi. Karıcığım, anahtarları ver. Evet, şükür. Fahrettin Bey! Ne kadar dalgın adam, anahtarı. Fahrettin Bey! Merhaba Vefi Bey! Nasılsınız Monşer? Nasılsınız? Merhaba! Aferin, siz nasılsınız? Hürmetler! İşler nasıl gidiyor? Sizinle biraz yalnız görüşebilir miyim? Yeni uşağınızı muayene ettim. Nasıl?
anormal. Anormal mi? Yoksa hasta mı? Yok, hayır, bilakis. Yok canım. Evet dostum, eşine ender rastlanan bir vaka. Yani sizin anlayacağınız müthiş bir seks gücüne sahip. Ne diyorsun? Evet dostum, doğru, ben söylüyorum doğru. İnan Minnoş'cum, kocam söyledi. Yeni uşağının durumu aynen böyleymiş. Yok canım, duydun. Ne olmuş yeni uşağı? Yok canım! Merhaba! Merhaba! Müthiş bir haberimiz var sana. Neymiş o haber? Hay Allah kahretsin, bu ne biçim soğan kırış böyle be! Biraz dikkat etsene! Buradan başka İstanbul yok oğlum! Tenigül, hadi sen bir bez getir de sen siliver şuralarını, hadi! Çek elini sen, bırak hadi! Çok affedersiniz. Tövbe yarabbim, tövbe tövbe! Hem unutma, mesleğin icabı çok dikkatli olman lazım! Yoksa yersin kıçına tekmeyi, kendini dışarıda bulursun! Bana güveniyorsan havanı alırsın he! Ben yaptım yapacağımı! En zengin yerde, en kral işi buldum sana! Daha ne istiyorsun be? Evet, sağ olun, haklısınız. Biraz heyecanlıyım da bugün. Sahiden, sende bir gariplik var, ne oldu? Bugün doktor muayenesinden geçtim de... Ne doktoru be? Hanım, yoksa hasta mı bu? Yo! Ne şeyi be? Şey deyip duruyorsun, ne şey be? Benim şeyim biraz şeymiş de... Şimdi başlarım senin şeyinden konuş be! Oğlum konuşsana, şeyden başka laf bilmez misin sen, konuşsana be! Şeyin kopsun, başlarım şimdi senin şeyinden konuş be, konuş! Ulan sen buna hastalık mı diyorsun be? Nesi varmış? Mühim bir şey mi? Yok canım! Erkeklik gücü çok kuvvetliymiş! ne de olsa benim memleketlim! Şimdi seni daha çok el üstünde tutacaklar! Maaşın artacak, itibarın fazlalaşacak... Tabii benim hissem de çoğalacak! Hadi ye! Can boğazdan gelir! Buralı mı acaba? Ben? Hayır canım, gerçek bir İspanyol. Mersi. Şekerim, hani nerede şu müstesna uşağın? Bu kadar meraklanacak bir şey yok canım. Kocamın dediğine göre onun insana benzer bir tarafı yokmuş. Öyle de olsa bir görelim canım. Hadi şekerim, şu uşağının... Arif? Buyurun efendim. Kazım'ı gönder. Bahsizsin efendim. Hadi, buyurun efendim. Tatlım, şunu tutar mısın? Evet, hop hop gidiyor, bir yaramazlık etmek yok. Hayo! Bakın kim geldi? Nerede o? Hacıma geç mi kaldım? Kleopatra Selma, ne sürpriz, hangi rüzgar attı? Tatlım! Uşağının rüzgarı, hayatım uşağının! Hele otur Kleopatracığım, bir nefes al! Hoş geldin Kleopatracığım! Nasılsın tatlım?
Nasılmış? Bilmiyoruz, biz de görmedik daha. Öyle şey olur mu şekerim, öyle merak ediyorum ki. Daireye kadar duyuldu mu şekerim? Duyulmaz olur mu canım? Seni istiyorlar. Buyurun efendim, beni emretmişsiniz. Ha, evet, daha önce hazırlatmış olduğum paketi hanımın arabasına koyuver lütfen. Emredersiniz efendim. Size zahmet olacak. Rica ederim. Oh, bu ne harika şey böyle! Harika mı? Yok canım, o kadar da değil. Doğrusu çok merak ediyorum, onu hangi serviste kullanacaksın? Bilumum servislerde. Bence katiyen başarılı olamaz. Ben aynı fikirde değilim. Zira iyi bir uşak sahibi olabilmek evin hanımının elindedir. Ona ne istediğini öğretebilirsen başarılı olabilirsin. Haklısın canım. Başaracağından eminim. Servisler soldan demişti. Ah, çok affedersiniz efendim, birdenbire unutuverdim. Özür dilerim. Seninle bu kadar uğraşıyorum, senin de biraz gayret etmeni istemek hakkındır. Hakkınızdır efendim. Öyleyse gayret et biraz. Edeceğim efendim. Yemeğim bitti, alabilirsin. Başlayın. Of, olmuyor! Hani servisler soldan, boşlar sağdandı? Çok affedersiniz, tabii. İşte koydum ve aldım. Dur biraz. Ellerini göster bakayım. Tırnakların çok uzun. Makasın yok mu? Var efendim. Niye kesmiyorsun öyle? Kesiyorum efendim. Olmaz! Bundan sonra gün aşırı keseceksin. Hem unutma, bu mesleğin en birinci şartı temizliktir, tamam mı? Tamam, temizlik efendim. Başka bir emriniz? Gidebilirsin. Yahu ne laf anlamaz adamsın be! Ben ne diyorsam onu yapsana! Yapıyorum! Heh, yapıyormuş! Hadi geç direksiyona, biraz da yolda talim yapalım! Tamam mı? Tamam, tamam ama bağırma! Bağırırım arkadaş! İşte o kadar! Hadi atla! Çattık be ya! Peki. Peki ne zaman gidiyoruz? Bilmem. Ne zaman mı? Bilmem. İsterseniz yarın. Ay evet, yarın olsun. Ah ne kadar ihtiyacım vardı. Minnoş, bulunmaz kadınsın. Bütün orijinal fikirler senden çıkar. Çok mersi. Bir dakika. Çocuklar bakın.
sevgilim. Harika! Sevgilim. Buyur tatlım. Biz yarın Kaplıca'ya gitmeye karar verdik. O da harika! Kim götürüyor sizi? Tabii sizler. Bizler mi? Gördüm, bizlerde hayır yok. Aa, sizi Arif götürsün. Yo 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 yo. O halde Kazım götürsün bizi. Bin yaşa minnoş! Öyle rahatladım ki! Değdi vallahi! Evet, değmesine değdi de... Yalnız burada bir eksiklik yok mu sizce? Aa, öyle söyleme! Ben hayatımdan memnunum! Var tabii! Olmaz olur mu? Benim resim takımım! Keşke tuval ve fırçalarım yanımda olsaydı da... ...bu güzel görüntünün resmini yapsaydım! Aman! Bu da aklını resimle bozmuş! Sahi, neymiş o eksiklik? Bayağı merak ettim. Şey canım! Ayol, bayıltırsınız insanı! Nedir söylesenize, öldürürsünüz insanı meraktan siz! Canım, demek istiyorum ki... ...biz burada güzel güzel dinlenip ter atarken... ...zavallıcığın dışarıda durması doğru mu yani? Onu da buraya yanımıza alsak olmaz mı? Mine Hanım nerede acaba? Mine mi? İşte karşıda! Çok teşekkür ederim canım! İyi hamamlar! Vallahi ne bileyim! Beyefendi sizi telefondan istiyor! Git, sen git, ben geliyorum! Alo! Nedir sen ya? Ben burada, sen orada, olacak şey mi bu? Derhal dön! Evet, evet, derhal dön! Ne oldu? Vehbi, acele dönmemi istiyor! Acele mi, aynı acaba? Ya. Aa, daha tadını bile çıkarmadık ki canım! Öyle ama başka ne yapabilirim ki? Ha, isterseniz siz kalabilirsiniz! Aa, olur mu canım? Olur şekerim, niye olmuyor? Yalnız yine uşağın Kazım'ı alma, olmaz mı? Maalesef olmaz canım! Hadi yürü Kazım, arabayı hazırla! Emredersiniz efendim! Müsaadenizle! Müsaadenizle efendim! Kıskanç şey ne olacak? Bozuyorsun ama! Şöyle... Tamam. Ayşe'cim, bir görsen bayılacaksın! O kadar güzel oluyor ki! Buyurun efendim! Mersi! Aha, biz geldik! Ah! Sanat, yine sanattı! Bonjour! Aa, bu ne sürpriz! Hoş geldiniz! Merhaba, hoş merhaba! Sanat! Sanat içindir! Ah, kusura bakmayın! Siz hiç rahatsız olmayın! Çok güzel bir renkli şekerim! Hiç rahatsız etmez! Aa, kocamın hakkı var! Onu yalnız çıplaklık değil, kadınlar da ilgilendirmez! Yo, o kadar da değil! Bence kadınlar çiçeğe benzerler! Kokladın mı, solar, okşadın mı kırılırlar! Tıpkı Zeki Müren'in söylediği şarkı gibi! Koklamayo, kırılama! Benim güzel, ne ol ya! İlahi Şaban Bey, ne kadar da şakacısın! Ha, öyleyimdir hanımefendi! Buyurun, salona geçelim! Geçelim! Hadi Ayşe, sen de git giyin! Bugünlük bu kadar kâfi!
Figaro, 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 Ay, niye ayakta duruyorsunuz? Otursanıza! Oturun şekerim! Acaba nerede o yakışıklı kocanız Monşe? Geliyor işte! Monşe! Geldi! Hoş geldiniz hanımefendi, hoş geldiniz Monşe! Sefalar getirdiniz! Selamlarım sizi derinden! Golf oynamak geliyor içimden! Oynayalım tabii, oynayalım dostum! Yalnız öğrendiniz. Ama öyle güzel öğrendim ki. Halde buyurun. Buyurun, golf oynamak geliyor içimden. Golf oynamak geliyor içimden. Biz ne yapalım şekerim? Biz de golken oynayalım. Hadi oynayalım. Pardon şekerim. Alo? Nükhetciğim. Model olarak istediğim papağanı hazırladım. Biraz sonra getireceğim. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Hemen geliyor musun? Evet Canikom, hemen geliyorum. Papağan ve araba hazır efendim. Peki. Bay bay. Bay bay. Mine de geliyor, oyunu üçlü yaparız. Çok iyi. Her şeyi kısa zamanda ve kolaylıkla öğreniyorsun. Yakında seninle iftar etmem işten bile değil ki. Sayenizde hanımefendi. Buyurun. Geldiler. Kim o şoför öyle? Mine'nin yeni uşağı değil mi? Ha. Aa, o mu? Tabii o. Buyurun efendim. Merhabalar. Hoş geldin şekerim. Fazla gecikmedin ha? Yok canım. Minaj. Evet. O şoför... yani... Evet tatlım. Yeni uşağım. Sahi mi? Tabii. Buyurun efendim, papağanınız. Ah, çok mersi. Size zahmet oldu. Rica ederim efendim. Papağanınız! Ayşe! Şuraya koyalım, Ayşe alır! Ayşe! Müsaadenizle efendim! Müsaade size! Oh! Aman Allah'ım! Ne kadar değişmiş! Apollon gibi olmuş! Buyurun efendim! Papağanı çalışma odama koyuver! Peki efendim! Ah, bu kadar kısa zamanda ne kadar değişmiş! Minnoşcuğum, onu da model olarak birkaç günlüğüne bana verebilir misin? Olmaz tatlım! Kazım yalnız bana aittir. Onu kimseye veremem. Dur biraz! Kısa zamanda benim ve bütün arkadaşlarımın hayranlığını üzerine topladın Kazım. Gördün mü acaba? Bilmem. Bu ne telaş? Bu ne acele böyle? Aa, sen misin sevgilim? Merhaba. Merhaba. Nereden geliyorsun? Nükhetlerden. Ya. Model olarak bizim papağanı istemişti de. Öyle mi? Hı-hı. Kimler vardı? Şaban Bey ve karısı. Güzel. Neyse. Karnım acıktı, çok acıktı. Hemen sofraya oturmak istiyorum. Peki sevgilim. Yalnız papağanımı geri isterim. Zira bu evde senden sonra en çok sevdiğim yaratık odur. Tabii sevgilim.
Hoş geldiniz efendim. Öyle sanıyorum ki bu eve ve işine iyice alışsın artık. Tabii efendim. Tabii bunda karımın payı büyük olmuştur. Muhakkak efendim. Karıcığım, sen de Kazım'dan memnunsun değil mi? Evet. Çok memnunum sevgilim. Aslında çok iyi çocuk ama biraz mahcup değil mi? Arsız olacağına mahcup olsun. Hiç olmazsa haddini bilir. Doğru. Seyahatinden hiç bahsetmedin. Nasıl geçti? Seyahat mi? İyi geçti. Ama işlerimi bitiremedim. Yarın gene yolculuğa çıkmam lazım. Yine mi yalnız kalacağım? Ne o? Üzüldün mü? Üzüldüm tabii. Merak etme. Çabuk dönerim. Gittiğimi fark etmezsin bile. Niye alana gitmedik? Seyahate gideceğimiz iş adamıyla burada buluşacaktık. Biz de bekleyelim mi? Hiç lüzumu yok, siz gidebilirsiniz. Sizi dönüşte karşılamaya geleyim mi? Hayır. Yardımı olmasaydı attan inemeyecektim. Çoktandır binmedim de hamlaşmışım. Öyle mi şekerim? Ben de hamlaşmışım ama hiç yardım eden olmadı. Şöyle şarapları da koy. Hayda. Acaba nerede bunlar? İşte oradalar. Ha? Hanımlar yemek hazır mı? Sen atı götürüver lütfen. Emredersiniz efendim. Beklesenize! Canım! Buyur abi! Sen bir harikasın şöyle yani! Buyurun. Vallahi neredeyse aşıkta izledim! Siz de şöyle buyurun! Ama Pelihan nerede? Orada, ada biliyor! Ay delikan! Ata bir bindi mi, bir daha inmek bilmem! Pelihan sen gelmiyor musun? Siz başlayın! Ben biraz daha dolaşacağım! Ben dayanamam şekerim, vallahi başlıyorum! Ay canım!
kızım. Buyurun. İnleme yardım eder misin? Tabii efendim. Ay! Şurama bir şey oldu. Nerenize? Tam burama, kalbime. Ver elini bak, korkma canım. Evet, fazla atıyor. Atıyor ya. Senin hiç izinli günün yok mudur? Var tabii. Perşembe günleri izinliyim. Güzel. O halde bu perşembe seni otelime bekliyorum. Bye! Bye! Mutlaka geleceğim. Merhaba efendim. Merhaba. Lütfen Perihan Hanım'a geldiğimi haber verir misiniz? Hay hay! Yalnız oda numarasını biliyor musunuz? Oda numarası mı? Ha, yanlış! Anlamadınız galiba. Ben bu otelin sahibesi Perihan Hanım'la görüşmek istiyordum. Öyle mi? Çok pardon. Yalnız şu anda burada yoklar. Yazık! Peki ne zaman gelirler? Hiç belli olmaz efendim. Kendilerini başka nerede bulabilirim? Her zaman burada. Oo. Geleceğini biliyordum. Merhaba. Merhaba. Çok güzel bir yer burası. Bilmem, güzel mi? Hı hı, çok. Beğendiğine sevindim. Geldiğine çok sevindim. Ama az daha gelemiyordum. Gelemiyor muydun? Neden o? Sana gelmeyeceğim diye söz verdim ona. Yoksa minnoşa seni çağırdığımı söyledin mi? Yo yo yo, hayır! Söyler miyim hiç? Yalnız bana arkadaşlarından uzak durmamı tembih etti. Bilhassa sizden. Ya, demek öyle. Kıskanç. Burasını beğendiğini söylemiştin, değil mi? Evet, çok, çok beğendim. Senin olmasını ister misin? Benim mi? Evet. İyi ama, benim param yok ki. Benim var. Seninkine ihtiyacım yok. Yalnız bir kadınım. Aşkıma evet der. Yalnız ve yalnız benim olursan, her şeyim, her şeyim. Pardon. Aa, bir dakika! Evet? Siz Kazım Bey değil misiniz? Evet, ta kendisi. Ah, ne güzel! Güzel olan nedir? Şey, sizi görmek... Ne zamandır sizin bir resminizi yapmak istiyordum. Benim mi? Evet! O halde ne duruyoruz? Hemen başlayalım! Ay, yok. Başlayalım! Hemen yok, başlayalım. Yok, şimdi olmaz! Yarın müsait misiniz acaba? Her zaman müsaitim! O halde yarın görüşmek üzere, bay bay! Güle güle! Yarın çok uzun bir zaman ama, bekleyeceğim! Resim yapmaktan başka bir şey düşünmez misiniz siz? Ne düşünmemi istiyorsunuz? Ne mi? Aşkı! Aşk mı? Ne kadar romantik! Bütün kadınlar benimle aşk yapmak isterken, siz resim yapıyorsunuz. Olacak şey mi bu? Belki haklısınız ama, unutuyorsunuz galiba, ben evli bir kadınım. Hadi, hadi oturun da başlayalım, lütfen. Ah şöyle, alın pozunuzu. Denigül! Denigül! Merhaba! Merhaba, nereye gidiyorsun? Hiç, eve! Hadi atla biraz dolaşalım, sonra bırakırım seni eve. Ama geç kalırım. Yok canım, çabuk döneriz. Hadi korkma, atla! Hadi sevgilim! Bak hele, bak sen!
Hemen Minnoş'a telefon. Ah şekerim, o şoför değil bir canavar. Onu takip ediyordum, bir aralık durdu ve bir kızı arabasına aldı. Ama ne kız, ne güzel! Hele bir bacakları var, harika! Kızı arabasına aldı ve yallahruh! Dışarıda bir sürü işler çevirdiğini biliyorum Kleopatra. Ama bu kimseyi ilgilendirmez. Hatta beni bile ilgilendirmiyor. Alt tarafı bir uşak. Güle güle canım. Neredeyse akşam olacak. Anne! Anneciğim! Ne oluyor, ne oluyorsun evladım? Babam! Ne olmuş babana? Kahpe! Namussuz! Baba! Baba, he? Baba! Baba! Bey, sakin ol! Ne oluyorsun? Ne oluyorsun da ne demek? Nasıl sakin olurum? Ne arıyordun arabasında? Nereye gittiniz? Söyle! Baba dur! Ne olursun? Dur beyciğim, olur. Nasıl dururum be? Nasıl dururum? Namusum iki paralık oldu! Sen kızı çarşıya gönder, o Kazım denilen itin arabasıyla geçsin fingir desin! Ne? Aman doğru mu? Doğru mu da ne demek? Gözlerimle gördüm! Bakışlarını hiç beğenmiyorum zaten! Muhakkak emeline nail olmuşsun! Söyle, oldu değil mi? Oldu değil mi? He? Kazım? Evet. Nereden geliyorsun? Hiç dışarıdan, biraz dolaştım da. Biraz dolaşmışmış. Senin kadar ben dolaşmıyorum. Sonra ardı arkası kesilmeyen telefonlardan da bıktım artık. Yok Kazım şununlaymış, yok Kazım şu halta etmiş, Kazım arabaya kız almış. Bunları aldırdığımı mı sanıyorsun? Bana vız geliyor. Ama unutma, burası damızlık hayvan çiftliği değil. Eğer böyle devam edersen sabrım tükenebilir. Sana da kapının yolu görünür. Nasıl arzu edersiniz? Birçok yerlerden özel teklifler aldım. Ama hayatım boyunca da esiriniz olamam. Ayrıca his bakımından da hiç kafama uygun değildiniz. Ne? Bu kadar hakaret yeter, seni kovuyorum, defol! Kararımı vermiştim zaten. Kazım! Evet? Bunu unutmuşsun. Gidiyor musun? Evet. Beni unutma Kazım. Unutur muyum hiç? Sen başkasın. Kazım! Ya, nereye gidiyorsun? Kovuldum. Kovuldun mu? Evet, kovdum. Gördün işte, kovuldum. Gözün aydın, kovuldum işte! Demek kovdun ha? Evet. Peki neden? Fazla şımardı, hiç haddini bilmiyor. Sonra bana hakaret etti. Ya üzüldüm, baya alışmıştık ona. Peki onun eksikliğini hissetmeyecek misin? Oh kadın, sen yok musun sen ah? Durum nedir doktor?
Kızın artık bakire değil Kadir efendi. Ne? Bakire değil mi? Maalesef öyle. Namussuz! Çok güzelsin. Biliyor musun Kazım? Bana sadık kaldığın sürece her şeyim senindir. İnan, inan sana sadık kalacağım. Nasıl, beğendin mi? Bunlar daha başlangıç. Bu arabanın... Bu da köşkün. Canım benim! Hop! Evet. Bugünden tezi yok, tüm otel personelinin daha ciddi olmasını istiyorum. Müşteriye karşı daha nazik ve sempatik olacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Güzel! Gidebilirsiniz. Nasıl, beceriyorum değil mi? Harikasın tatlım! Heyecanımı mazur gör Kazım, beni anlamanı istiyorum. Gelişin o kadar ani oldu ki beni şaşırttı. Daha doğrusu pek hazır değilim. Başka bir gün olsun ne olur. O halde perşembe günü benim evde. Peki Herkülüm! Allah'a ısmarladık. Güle güle erkeğim benim. Merhaba! Buradan geçiyordum da... Kleopatra'ya bir yemek tarifinde bulundum. İzah etmene lüzum yok. Her şeyi gördüm. Yalnız bana ait olduğun sürece her şeyim her şeyindi. Şimdi arabayı evin önüne götür ve anahtarları kapıcıya bırak. Gidelim. Harika, fevkalade çıkan tebrikler! Yanlış tutuyorsunuz! O kadar güzel ki... Böylesi bile güzel! Beğendiniz mi sahip? Beğendiniz mi kelime? Harika! Mersi! Beyefendi, çok ağır oynuyorsunuz, affedersiniz, dilenci vapuru gibi! Buyurun, hala gelmiyorum hoşuma! Öyle mi? Buyurun! Teşekkür ederim! Çok teşekkür ederim! Ben de Joker'e perim... Ay, gelmedi! Atayım şunu, buyurun! Kazım hizmet edici bir başkaydı, öyle değil mi? Sahi onu kovdunuz, doğru mu? Evet. Peki sebep? Kovmaya mecbur kaldım. Çünkü kötü bir uşaktı. Ya. Durumu istismar etti. Vallahi şekerim, sizlere bir şey söyleyeyim mi? Elini veren, kolunu kurtaramaz oldu. Demek öyle, yazık. Bence bu işin üstünde fazla duruyorsunuz. Öylelerini eve bile sokmamak lazım aslında. Kimden söz ettiğinizi sorabilir miyim? Kazım'dan karıcığım, Kazım'dan! Ne olmuş Kazım'a? İlahi minnoşcum! Ona bütün bu marifetleri sen öğrettin. Yoksa şimdi inkar mı edeceksin? Yo, bilakis! Ben öğrettim, sizler de şımarttınız. Kimmiş o şımaran bakayım? Kazım, karıcığım, Kazım! O Herkül mü? Dur bey, ne olursun yapma! Elini kana bulama! Sen karışma hatun, bu işi ya silah ya da nikah temizler!
Ne oluyor ya? Elimden kurtulamazsın. Irz düşmanı, katil! Ben masumum. Masum, masummuş. Hayatta bir tek varlığım olan biricik kızımı sen kirletmedin mi, he? Fakat ben... Ya bu? Bu kadını da sen öldürmedin, değil mi, he? Hayır, hayır. Ben öldürmedim. Ben masumum. Masuma bak. Evet, masumum. Ben suçsuzum. Sus! Her şeyi gördüm ben. Artık elimden kurtulamazsın. Hem şahitlerim de var. Şahitsiniz değil mi? Evet, evet. Şahidiz. Şahidiz. Onu sen öldürdün, gördük. Hayır, yalvarırım, inanın bana. Ben öldürmedim onu, ben öldürmedim. Buraya kirlenen namusumu temizlemeye gelmiştim. Bu işi ya nikah ya da silah temizleyecekti. Ama sen cezanı bulmuşsun. Onun için elimi pis kanınla kirletmeye bile lüzum kalmadı. Cezanı kanun versin. Hapislerde çürüyeceksin inşallah! Yalvarırım Kadir ağa, inan bana! Ben öldürmedim! Yardım et! Kurtar beni, acı bana! Ya! Ya kızıma kim acısın? Bana kim yardım etsin? Şerefimi kim kurtarsın? Söyle! Kim? Kim? Her baba gibi, benim de hakkım değil miydi? Kızını bembeyaz gelinlikler içinde mutlu görmek, he? Söyle, hakkım değil miydi? Hakkın tabii! Hakkındı ya! Ama şimdi kim alır benim kızımı? Ben! Allah'ın emri, peygamberin kavli... ...bunların da şahadetiyle... ...istiyorum onu senden! O bütün kadınlardan başkaydı. Sevdim onu. Ama senden çekindiğim için söyleyemedim bunu sana. Doğru mu ulan? Tabii doğru. Evleneceksin değil mi kızımla? Evet. Duydunuz değil mi? Duyduk. O halde yarından tezi yok, bu iş olacak. Dur! O iş olacak ama... ...bu iş ne olacak? Sen düşün! Onu öldürmediğine göre masumsun demektir. Hadi yürüyün! Vallahi ben masumum! Ne var? İn içeri! Affedersiniz, rahatsız ettim efendim. Ne var, söyle! Şey, Kazım Bey geldi efendim. Hı, ne? Kafir mı? Evet! Sizinle mutlaka görüşmesi lazımmış. Gecenin bu saatinde mi? Evet, başı dertteymiş. Onu ancak siz kurtarabilirmişsiniz. Ya, söyle gelsin! Ne derdi olabilir? Bilmem, sen tahmin et! Mersi! Beyefendi! Beyefendiciğim! Mahvoldum! Dur, dur! Söyle bakalım, derdin neymiş? Derdim büyük, hem de çok büyük beyefendi! Kleopatra öldü! Ne, öldü mü? Evet, kalp sektesinden öldü. Hem de benim evimde! Desene, iş kazası! Evet, kaza! İnanın bana, ben öldürmedim! Ben masumum! Ben suçsuzum! Belki ama, neden bunu bize söylüyorsun? Sizden başka güveneceğim kimse yok! Başka kime söyleyebilirim? Boş lafları bırak da, hadi de gel! Sonra ne oldu? Öldüğünü anlayınca birden paniğe kapıldım. Onu giydirdim, arabasına bindirdim ve öylece bıraktım. Sonra? Sonrası bu! Ne olur yardım edin bana! Ne olur yardım edin bana! Eğer beni kurtarırsanız kulunuz köleniz olurum! Her dediğinizi yaparım, eskisinden daha sadık! İnanın daha iyi bir uşak olurum! Ne olur!
Pekala Kazım! Onu sen öldürmediğine göre... zannederim bu işi hallederim. Sağ olun beyefendi, sağ olun, Allah razı olsun. Hadi, şimdi doğru odana! İşe tekrar alındım. Sağ ol. Fakat nasıl olur? Herkes Kleopatra ile beraber olduğunu biliyor. Önemli değil! Olayda kasıt ve zorla tasallut olmadığına göre durum meydanda! Gidebilirsin. Sağ olun efendim, sağ olun efendim. Aa, dur! Dün geceden itibaren bizde çalışıyordun. Bunu unutma. Unutmam efendim. Allah'a ısmarladık. Sağ olun efendim. Bütün bildiklerimi söyledim efendim. İnanın bana, ben suçsuzum. Peki, ya bu ne? Evinde bulundu. Evet, bana geldi. Bunu inkar etmiyorum. Ama inanın ben öldürmedim onu. Rehbi Bey geldi efendim. Gelsin içeri. Buyurun. Oh, buyurun efendim. Memnun hoş oldum efendim. Hoş geldiniz. Peki Kazım, şimdilik serbestsin, mahkeme neticesine kadar. Vehbi Bey'in kefaletiyle gözaltındasın. Bunu unutma. Gidebilirsin. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Durum nedir acaba? Adli tıptan gelen rapora göre, Kleopatra Selma'nın ölümünde bir kasıt yok. Yalnız ölmeden evvel seviştiği muhakkak. Ya! Anlayacağınız fazla heyecandan mütevellit kalp yetersizliği. Kefaletiniz nedeniyle şimdilik serbest bırakıldı. Sağ olun efendim. Sağ olun. Zamanlarda işlerimi bir hayli ihmal ettim. Bir Ankara'ya gitsem mi acaba? Müsaadenizle efendim. Çok çalışıyorsun ama kocacığım. Olsun olsun, ben çalışmaktan hiç yorulmam. Sana vedaya geldim. Hayrola, nereye gidiyorsun? Memlekete. Memlekete mi? Hı hı. Deli misin sen? Ya Denigül ne olacak? Denigül. Denigül ya! Evlenecektin onunla. Söz vermiştin bana. Evlenmek, yuva kurmak, ne güzel şey. Güzeldir ya. Ama... ama ben evlenemem ki. Evlenemez misin? Nedenmiş o? Evet. Çünkü erkekliğimi kaybettim. Anlamıyor musun? Erkekliğimi kaybettim. Olmaz öyle şey! Hadi be sen de! Bizim memlekette adam erkek doğar, erkek ölür! Hadi geç içeri! Bu dükkan ikimize de yeter! Hadi!
bakın! Şuraya bak! Üf be! Anam be! Oha!